Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmam bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Bugün Elazığ son gün, mitik günü, son günü yani yarışları sezonu kapatıyorlar. Olur da yanlışlıkla 5'te kalır, bulanda olmazsa altılıyı 5'te kalanlara ikramiyeler dağıtılır. Ama pek yani gördüğümüz bir olay değil. Bu zamana kadar ben herhalde görmediğim gibi bir şey. Hatırlamıyorum ya da. Bilginiz olsun. Bir tane altılısı var ve ters kurguya gitti benim çalışmam. Yani AGF'lerin, hele ki yüksek AGF'yi yıktığım bir kurgu oldu. Umarım öyle sonuçlanır. Ben de çıkanlar bunlar. Kendi bilgi ve fikriniz varsa da mutlaka kendi bildiğinizi yapın. Sonra bizi dediklerimize uymanızı her zaman tavsiye ediyoruz. Bu iş böyledir yani. Tabi bütçelerinizi de kesinlikle aşmayın. Bu tip programlar her zaman için tehlikeli. Yani kaybetme ihtimalimizin yüksek olduğu kurgular, programlar. Birinci koşu. Bununla da başlayalım. Maiden 3 yaşlı Araplarda. Buraya koyduklarına göre herhalde 2 Egele Efe, Kazançatı, Ferit. Ferit ile Maiden çok çıkarttılar. Bunu çıkartacaklar büyük bir ihtimal. Yanına at önermek istemiyorum. Varsa tabii kendi tuttuğunuz bildiğiniz değerlendirmeyi kendiniz yapmalısınız. Gördüğüm bu. İkinci koşusu şart 3, 4 ve yukarı Araplarda. Bu şartta da bir Arap çelik. Net kazanır da çıkmakta. Handikapı yüksek safkanlar içerisinde. 5 gibi 4 gibi ama bir bu Gaisbert tek olmalı. Yani bu grupta baya baya kazanırdı. Sürpriz koşuyu da Altınoğlu safkanından bekliyorum. Hani oradaki ikililer için değerlendirmeyi alabilirsiniz. Sonra AGF'ler tabii. Plaselere birinin yanına bir tane daha at eklemenizi her zaman tavsiye ederim. Plase ilk ayaklarıdır. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Valla terslikler burada başlıyor bende. Bu iki nolu safkan normalde kazanır arkadaşlar ama handikap 16 bu arkadaşın Ferit'le çok güzel bir ikincilik yapma ihtimali oluşmuş. Handikap korumak için bunu yapabilirler bu koşuyu. Tabelaya koşabilirler iki nolu safkanı. Bu durumda grup sıkıntı haline geliyor. Yani kimi yazsanız itiraz etmeyeceğim şekline dönüşüyor ilk ayak. Tek önermememin sebebi iki nolu safkanı bu. O yüzden yanına kalan grupta ciddi anlamda şanslı gördüğüm, eğer istediğimiz koşuyu yapabilirse şayet kazanacak olan 6 gece ışığını öneririm. Hem şartın atı durumunda ama bunda da ne yazık ki tersliği kazanç yok. Kaliteli grubun kaliteli atı. 2'de kazanç var. Handikaptan kaçma durumu var. Bunda da kazanç yok. Sıkıntı böyle devam ediyor. AGF takip ediniz. Diğer atlardan tuttuğunuzu ilave edebilirsiniz. Olmaz demem. Hem şartın gereği. Ancak ilk ayaktan risk alalım gene de ben tek atacağım derseniz AGF'ye bir şey demiyorum iki nolu safkını. Kaçmasalar, tabelaya koşmasalar gene kazanırlar. Tek olur yani. Ama diğer sebepten dolayı rahat değilim, öneremiyorum rahat bir şekilde. Sürprizim 6 ya da rakip olarak 6. Kalan grup herhangi bir at, bakın bu şeyler var. %2'lik atlar falan var. 4'tür, 5'tir, 1. Bunlar dahi olabilir. Az da olsa ihtimalleri var. AGF'lere göre. Dördüncü koşu Maiden 3 yaşlı Araplar. Burada Ferit yok bakın. Ferit atı bırakmış. Bir nolu safkan drone. Bu grupta arkadaşlar kazanç atı neredeyse yok. 5 nolu safkan AGF start sorunu var bu atın gördüğüm bir. Eğer ciddi bir startta kalma hikayesi olursa 5 bu zor gelir. Zor kazanır. 5'in yerine biraz kazanç var bu atta. 5'in yerine geçecek atı da bulmak çok zor. Bir kazanç yok. Çıkmak isteyecek at belirsizliği var burada. Elazığ'dakiler biliyordur. Bilemem artık onu da. O tiyosu vardır mutlaka ama. Burada bir derim ben. Grubun kaliteli atı ilgilileri. Salih Çizik ilgisi ilgilileri. Biz bugün çıkacağız derlerse çıkarlar. Tek olur o zaman.
Erkek safkan, bir numara safkan. Mecburiyetten at arıyorum artık. Kim yapabilir ki? De işte bu kalite var, Ferit bırakmış. Bilmiyor niyesi. 2. 5 kazanç at kısmen startta kalmazsa. Hani hepsine kadar gidiyor arkadaşlar. Buradan çıkarttığımız at çok kolay yarış kazanır. Bu 1200'de hepsi aşağı yukarı aynı mesafeyi, aynı derecede yapacak durumda vardır. Yapamasalar da 2 saniye geç bitirirler. En kötü at gene kazanır yani. Onu da diyeyim. Bu kadar diyeyim yani. Şu at çok tabloda gözüme batıyor. Apprenti bindiği için özellikle. Yani start olayı olmasa rahatlatacak kurguları ama güvenemiyorum 5'e de starttan dolayı. Azat 1-5. 7-2 İstanbul at, o yüzden vermek zorundayım. Bir AG falan safkan var 3. Hani bunlar Azat'ta ilk etapta yazılacak safkanlar. Normalde kapatmaya kadar gidilir. 5. koşu handikap 15, handikap 3 dişi. Bir nolu safkan ciddi anlamda kazanırda çıkıyor bende. Bu şart atı arkadaşlar, şart 4'ten geliyor. Eğer yarışa giderlerse ilgilileri handikap 15'e, ki öyle bir sıkıntıları yok, kazanırlar. Tek olabilir. Risk edebilirsiniz kurgu, çünkü zor bir kurgu. Elazığ kurgusu. Bir mesela istediğimiz yarışı yapmadı. 8 ve 6 çok ciddi anlamda sürpriz potansiyeliler. Bunlar kilo veren safkanlar durumda. Mesafe kısa olsa da. Ve artık birbirlerini geçebilen dişi Araplarından oluşuyor kalan grup. Herhangi bir ata çok kolay yarış gider. Hani tutmadığınız 3 bu grubu bir yerde geçti örneğin. %5 ile. Burada da geçebilir. Ben biri direkt olarak önereceğim buraya. Risk edilebilir. Zor bir tek. Çok zor bir tek ama değerlendirilebilir. Yoksa tuttuğumuz atları yazmaya çalışalım. 8-6-6-8, bunlar sürpriz atlardır. Önceliği bunlara veririz. 6. koşu şart 5. Buradaki terslik de 4. İşte yani ters kurgu dediğim olay bu. Günün tekini yıkarsak nereye tek atacağız? Grubun kaliteli atı ama bu Antalya'dan şart 1 ikinciliğinden aldı o handikap puanını ama burada da Diyarbakır'da kazandı. Çok üst düzey kaliteli bir at değil. Handikap puanlamadı aslında. Burada üst gruptan gelen bir Blue Queen şart 5 yarışının tekrarlarsa bu 3'ü de geçer, 4'ü de geçer. Geçmesi gerekir. Yani burayı 1'in kazanması gerekir. Ben de 1 tek çıkıyor. 4'e güvenemiyorum. Yanına 3'ü de mutlaka yazın. Tek kullanmıyorsanız. 7. koşu handikap 16, handikap 3. 2 safkan, hafif kilo ve yukarıda son yarışını kazanan safkan. Bakın burada da handikap 16'dan felaket etme ihtimali, tabelaya koşma ihtimali doğmuş bir 5 nolu safkan var. Kazanç yeterli, handikapa bence yeterli. Gitmeleri lazım, kazanmaları gerekiyor. Normalde 5'in kayba koşmaması, daha tabirle tabelaya koşmaması gerekiyor. 5 risk edilebilir. Rakip bir tane at söyleyeceğim, o da 9 King of the Castle. 2 attan biri kazanmalı, yoksa bana göre sürpriz olur. 4'te biraz start sorunu var. Ferit çözüyor ama ne kadar ayarlayacak bu sefer bilmiyorum. Çok yeriniz varsa 4 diyeceğim sadece. 5-9 teki 5 olur. Kaçmazlarsa 5 tek olur, yoksa 9 sürpriz yapar, kazanır bu grubu. Diğer atlar tabi. Sonra AGF takip edebilirsiniz. 8. ve son koşu şart 3. Burada da 5 nolu safkan bende. Net kazanır da çıktı. Geçtiği at 4. 4 AGF'ydi o gün. Kötü koşuyor. O yüzden 5 son ayaktan risk edilebilir durumda. Kalan grup bu 5 ve 4'ün seviyesinde değiller. 5 eksik koşar, 4 eksik koşar. Diğer atlara bence öyle sıra gelir. Hani AGF'den başlayarak at yazabilirsiniz. Kazanacaksa bu şart 3'ü 5 kazanmalı. Elazığ bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.